Muğla'da yaşanmış olan o Pınar Gültekin kardeşimizin menfur cinayeti diyelim. O rezil, pis, o CMA denilen adinin hunharca yapmış olduğu cinayet sonrası bütün Türkiye yasa boğuldu. Şimdi onun üzerine videolar yaptım, attım ve bütün Türkiye şu anda onun yasında. Ama ben burada başka bir şey daha söylemek istiyorum. Yeşim Salkım için bir video yapıp şimdi gönderdi. O kadın kafayı yemiş iyice. Yani tamamen sıyırmış arkadaşlar. Şimdi o yapıp da göndermiş olduğu videoyu önce bir izleyelim. Konuşarak ve bu konuyu tartışarak Türkiye'nin geldiği durumun ne kadar vahim ve içler acısı olduğunu görerek bu insanların aslında sosyopat olduğunun, çünkü bir insanı öldürmeye teşebbüs etmek veya işte bir anlık cinnet geçirdim demesiyle genç bir kızı bir varilin içine koyarak yakmaya çalışmak ve üzerine beton dökmek arasında dağlar kadar fark olacağını bütün sosyologlar ve psikiyatrlar söylerler. Siz neden artık bir baba gibi konuşmuyorsunuz, bir dede gibi konuşmuyorsunuz? Siz neden artık bizim bu durumumuza ağlamıyorsunuz? Siz neden artık hiç gülmüyorsunuz? Siz neden artık bu kavgaları bir kenara bırakıp madem ki bu sizin sözünüzü dinleyen bir %50 var dışarıda, neden o insanlara sadece olduğunuz gibi Recep Tayyip Erdoğan olarak çıkıp da ben bunu kınıyorum demek yerine o okuduğunuz şiirlerdeki gibi, eski o ilk günlerinizdeki gibi vicdan, merhamet ve bütün ön yargıları kaldırarak kadınlara sahip çıkmıyorsunuz? Siz neden bunları düşünmüyorsunuz? Neden yanınızdaki danışmanlarınızın prompter'dan yazdıklarını okumak yerine neden bu ölen kadınlar için ciddi tedbirler almaya ve bunu bizzat kendiniz deklare ederek bir insan gibi bize destek olmuyorsunuz? Neden bizimle birlikte olmuyorsunuz? Bunu neden yapıyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Benim bu cinayetlerde artık sormak istediğim size bu. Siz neden ilk günkü gibi humanist davranmıyorsunuz? Ne oldu size? Hiç bunu kendinize soruyor musunuz? Bu kadınlar neden öldürülüyor? Ve neden bu çocuklara tecavüz ediliyor? Bunu bir soruyor musunuz kendinize? Çıplak, adab, namus, hiçbir şey kalmamış. Kafayı yemişsiniz, sıyırdınız. Ondan sonra da yapılan bu rezillikleri, pisliklerin hepsini Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine mal etmeye çalışıyorsunuz. Ne alakası var? Şimdi bu terbiyesizliğin sebebi kalkıp da Merkel ya da Obama veyahut da Putin diyebilir misin? Bu ne akıldır? Bu ne zekadır? Akıl tutulması. Sıyırmışsınız. Delirdiniz iyice. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bak, para alacağım, para kazanacağım diye. Bir konserleri aldım, birkaç konser. Şimdi yeniden bir hani Eskişehir, Ankara falan böyle dolaşırım mı diyorsun? Hani Çanakkale, Antalya, Bolu, Muğla, biraz böyle, biraz da diğer CHP belediyelerinden hani ses çıkmadı. Onlardan beni arasın diyorsun. İzmir, Antalya, Adana, yani onları da mı bir söğüşleyeyim diyorsun yani? Giderlerini ödeyecek bir para hani eline geçmedi mi? Bakın CHP yönetimine de söylüyorum. Bak, bu kadın doymuyor. Aç, bunu doyurun. Milletvekilliği koltuğu mu vereceksiniz? Ne vereceksiniz? Yani aşısını neyini yani yapılması gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapın bu kadın yani ya da aramızda para toplayalım. Bu kadının ihtiyacı neyse, borcu neyse böyle abuk subuk kendini kaybedecek şeylerde kullanmasın. Toplumu derinden etkiliyor. Bakın, acımız taze dedim. Bak, kadın yasta, annesi yasta, babası yasta. İzmir geldiler Muğla'ya. Pınar kardeşimizin daha cenazesi kaldırılmadı. Daha taze çocuk, daha adli tıpta daha. Şu anda çok kötü durumda aile. 80 milyon şu an vicdan azabı çekiyor. Adamlar şu anda sıkıntı içerisinde. Diken üzerindeyiz. Acımız taze diyoruz. Bak, cenaze var. Anlamıyorsun. Daha hiç üzerinden bir hafta bile geçmeden, birkaç gün bile geçmeden sen bu para hırsın yüzünden yani kalkıp da ta Erdoğan'a nasıl saldırıyorsun? Bakın, HDP'de iki tane tecavüz olayı oldu. Bakın, HDP milletvekili ağzını açmadın. Ağzınızı hiç kimse açmadı. Hiçbir CHP medyası açmadı. Ört bastır etti. Çünkü sizin kankiniz gelecek seçimde ona ortak
ihtiyacınız var. Çıkıp da niye demiyorsun kadınlara, çocuklara orada taciz, tecavüz ediyorsun. HDP'li vekile neden demiyorsun kadının kahvesine ya da çayına, içeceğine ilaç atıp ona tecavüz ediyorsun, onu tehdit ediyorsun.